Ve bir kez daha merhaba saatlerimiz 11'e yaklaştı. Yeni günün son dilimindeyiz. Haber Global Ankara temsilcisi Tuğba Atav Ankara stüdyoda bizi bekliyor. Bir kez daha merhaba Tuğba Atav. Merhaba. E, güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ'u da uğurladık. E, bu saatte emekli büyükelçi Sayın Mithat Rende stüdyo konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Haber Global'e Sayın Rende ve e, gazeteci Metan Demir de stüdyo kodumuz o da birazdan aramıza katılacak. Tabi şimdi biz sahadaki pozisyonu bugün ağırlıklı olarak konuştuk ama diplomasi de nasıl bir yol e, izlenmesi gerekiyor? Özellikle Dağlık Karabağ sorunu noktasında. E, bir Çözüme doğru gidilen bir süreçte miyiz? Yoksa e, bu bir Ermenistan-Azerbaycan çatışması olarak mı kalacak? E, Minsk üçlüsüne işaret ediyoruz. Rusya'nın e, sessiz bir tavrı var. 30 yıldır devam eden aslında bir çözümsüz durum e, söz konusu. E, tabii önceki ateşkesin Ermenistan tarafından bozulduğu tablolarda, Tovuz saldırısında, e, 4 gün savaşlarında, 2016'da baktığımızda bu sefer de sahada e, çok daha güçlü bir Azerbaycan e, olduğunu ifade ediyor uzmanlarımız da. E, ve bu noktada e, masa yani sahadaki kazanımlarla Azerbaycan'ın askeri üstünlüğüyle geldiği noktada Yediköy'ü ele geçirdi. Stratejik noktalarda halen e, çatışmalar sürüyor. Diplomasiye nasıl evrilir bu süreç özellikle? Teşekkürler Nevra Hanım. E, muhtemelen benden önce e, programınızda yaran, yer alan arkadaşlar ayrıntılı olarak izah etmişlerdir. E, burada e, öncelikle mevcut durumu şöyle değerlendirmemiz gerekir. Burası yani 30 yıldır Dağlık Karabağ ve çevresi Azeri toprakları, Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'si Ermenistan'ın işgali altında. Bir kere bunu değerlendirmemiz ve bunu öncelikle akılda tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Azerbaycan kendi topraklarını kendi toprakları üzerinde mücadelesini veriyor. Ee, böyle Minsk grubunun işte statükonun korunması e, sözü e, doğru bir e, yaklaşım değil. Çünkü e, burada esas olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tavsiye kararı e, bu e, Birleşmiş Milletler uluslararası e, düzenin en önemli e, unsuru. Burası burayı bu bölgeyi işgal altındaki bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak tanımlıyor kabul ediyor Dolayısıyla statükonun konunun korunması bizim açımızdan veya Azerbaycan Türkleri açısından kabul edilebilir bir durum değil şimdi bu provokasyon sonunda çatışmalar diliyoruz ki bir bölgesel savaşa veya bir büyük bir savaşa evrilmez e, Diyalog ve e, şüphesiz ateşkes çağrıları devam edecek. Bütün önemli ülkelerin e, çağrıları e, bu yönde. Fakat e, Minsk grubunun e, bugüne kadar e, çabalarının e, yetersiz kaldığını e, ve önemli bir e, sonuç alamadığını veya almak istemediğini e, düşünüyorum şahsen. E, Minsk grubunun eş başkanları, başta tabii en önemli e, en önemli üyesi e, Rusya diğerleri işte Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri. Minsk grubundan önemli bir sonuç beklemiyorum. Bence orada mevcut düzenin devamı yönünde bir çaba görüyorum Minsk grubunda. Mevcut düzen kabul edilebilir bir düzen değil. Azerbaycan Türkleri ve Azerbaycan açısından. Burada işgal edilmiş topraklar söz konusu. Dağlık Karabağ evet etnik olarak önemli bir kısmı Ermeni'lerden oluşuyor. Etnik yapısı Ermenistan Ermeni ama tabii ki Azerbaycan'ın toprağı. Orada bir özerk yönetim vardı. Bu özerk yönetimin devlete dönüştürülmesi kabul edilebilir bir durum değil. Böyle her her etnik grubu devlet kurma Hakkı verilmesi söz konusu değil. Ee, böyle bir şey olursa Kafkasya'da 20-30 devlet ortaya çıkar. Ee, daha önce Zaten de demiştik. Bu, bu zamana kadar o bağımsızlık e, ilanı noktasında bir karşılığı olmadı e, oradaki özel yapının. Evet. Özellik evet. Yapı. Ee, bir bu, de yani mis. Konjektürde de, de görmüyoruz. Evet. Mis grubunun böyle e, haklıyla haksızı e, eşit mesafede durması da kabul edilebilecek bir durum değil şimdi bu burada ta Sovyetler döneminin böl yönet, dağıt yönet yer değiştir yerlerini değiştir işte Aska Türkleri benzeri ve kolay yönet sistemi sanki böyle devam ediyormuş gibi geliyor bana. Bu Sovyet coğrafyasında dondurulmuş birçok çatışma var, etnik çatışmalar. Bunun bir an evvel bitirmesi ve Ermenistan'ın Azerbaycan Peki. topraklarından çekilmesi gerekiyor. Peki. YouTube kanalımıza abone olun.